projeye hakikaten şu andaki takımın altyapıdan bugüne kadar gelmesinde en büyük sebep Aile Sosyal Politikalar Kulüp Başkanı, Müdürü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ailesi, müdürümüz, bizler bu takımı buraya kadar getirdik. Şu anda 3. ligde mücadele ediyoruz. Ağrı gibi bir yerde kadınlara karşı bakış açısı, işte bizim kızlarımızı bile okutmamazken şu anda biz hele hele futbolda çok iyi bir mesafe katlettik. Erken yaşta gelin değil de uzun vadede spor yapmayı önerdik. Şu anda da onu başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi kızlarımız 4-5 yıldır aynı takımda mücadele ediyorlar. Erken evliliğe karşı şu anda Ağrı'da bu bir başlangıçtır, örnektir. İnşallah örnek de olacak. Futbolda olduğu gibi bütün branşlarda da bizim, bütün branşlarda 26 yaşında, 27 yaşında halen evlenmemiş, spora aşkla, meşakkatle sarılan kızlarımız var. İnşallah bunu tabana yayıp bölgemizdeki bu erken evliliği çözüm noktasına getirinceye kadar elimizden gelen bütün çabaları sarf edeceğiz. Şu anda aile sosyal politikaların biliyorsunuz başta organizasyon onların, erken evliliğe karşı program onların. Öyle bir takım çıkarıldı. Şu anda da başardık biz. Birçok ilçeye, il merkezine bu kızlarımız örnek. İnşallah bu bütün halkımıza ve bireylere, ailelere örnek olur. Genç yaşta, çocuk yaşta evliliğin önüne geçeriz. Ev hanımıyım. İşte hani kızlarımızın okumasını çok istiyoruz. Geleceğini iyi görmek istiyoruz. Yani erken evlendirmeye karşıyız. Vallahi biz de yani istiyoruz, başarılı olmasını istiyoruz. İleriki takımlara yönelmesini istiyoruz. Aile olarak arkasında duruyoruz. Ben okutmalarını isterim. Yani futbolda evet buna karşı duruyorlardı. Ben bir anne olarak karşı durmak istemiyorum. Arkasında durmak istiyorum. Daha bir ön plana getirmek istiyorum. Bir kadın olarak her yerde bulunmasını da isterim yani. Ben bir ev hanımı olarak bunları düşünüyorum ve kızımın arkasındayım. Ve onu da ileride iyi yerlerde görmek de istiyorum yani. 17 yaşındayım. Doğu Beyazıt'tan Ağrı'ya spor lisesinde okumaya geldim. Küçüklükten beri futbola bir merakım vardı ama Doğu bölgesinde olduğumuz için bu karşı çıkıldı. Hani sürekli kız çocukları futbol oynayamaz vesaire gibi sözcüklerde bulundular. Ama Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz buna bir destek oldu. Bu takıma gelmek istedim. Şu an bu takımda oynuyorum. Forvet oyuncusuyum. İleride hedefim milli takıma seçilmek. Bunun için ben de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ailem de buna destek çıkıyor. Buradan da kız çocuklarına söylüyorum. Sporu sevin, futbolu daha çok sevin. Şu an maçlarımızda 5. maça çıkacağız. Bundan önce 4 maça çıktık. 3 galibiyet ve 1 galibiyet. 14 gol attık, 1 gol yedik. İnşallah bu maçta da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şu an 4 yılımız oldu. Sürekli yani hep aynı başarılarla gidiyoruz ama bu sefer inşallah hedefimiz 2. lig olacak. Biz genelde genç kızlarımızla maçlara çıkıyoruz. Kızlarımız gelinlik değil de forma giymelerini istiyoruz. Daha fazla sporla ilgilenmelerini istiyoruz. Aynı zamanda kendilerine bir gelecek de hazırlamaya çalışıyoruz. Biz 4 yıldır bu tapuyu kurduk. Artık futbol erkek branşı değil, bayanlarımızın da. Kızlarımız da aynı şekilde oynayabiliyorlar. Sayın velilerimize de şu şekilde söylüyoruz. Kızlarımızı lütfen spora yönlendirelim. Tabii şu an bizim branşımız futbol olduğu için biz futbolla söyleyeceğiz. Daha çok futbola gelsinler. Futbola geldiklerinde hem özgüven kazanırlar hem de kendilerini gösterirler. Hasret, 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 h